İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir tweet attı değerli izleyenler. Ve Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesini mekan basmak olarak değerlendirdi. Bakalım neler olmuş. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. İşte bağımsız olduğu içindir ki sana randevuyu istediğin gün verdi. Bu sözleri hatırlattı, ardından sordu. TÜİK bağımsız bir kuruluş değil midir? Millete değilse saraya mı bağlıdır? Bu emri veren Recep Tayyip Erdoğan mıdır? CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TÜİK Başkanı'na CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermediği için tepki gösterdi. Şimdi bütçe başlayacak. Bu bütçe görüşmelerinde bir kurumun başkanı olarak TÜİK Başkanı milletin meclisine hangi yüzle gelecek? CHP'nin eleştirdiği bir başka isim de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Çünkü Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP liderinin TÜİK'e gitmesi için mekan basmak dedi. Kılıçdaroğlu, suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklim ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimize görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKPC ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onları özenip mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir. Suç İşleri Bakanı, kendi karanlık geçmişi unutulsun diye bu lafları söylüyor genel başkanımıza. Bu tetikçinin bugüne kadar işlediği suçlar artık devletin kendisi içerisinde bir sorun teşkil etmeye başlamış. Soylu'nun sözlerinin ardından tepkiler ard arda geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mekan basmak senin gibi mafyalarla el ele tutuşan, kabadayı gibi sağa sola rajon kesenlerin işidir dedi. Mekan basmanın ne anlama geldiğini bilirsiniz. Mekanın ne anlama geldiğini de bilirsiniz. Tam da ağzına yakışan bir söz söylemiş. Tam bir mafya ağzıyla konuşmuş. İçişleri Bakanı bugün Türkiye'nin en büyük milli güvenlik sorunudur. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da Süleyman Soylu için tetikçi ifadesini kullandı. Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına kaçışına yataklık eden tetikçi Süleyman. Mersin limanına gelecek olan 4.9 ton kokainin alıcısını 1,5 yıldan beri inatla yakalamayan tetikçi Süleyman. Sen sıranı bekle, senin muhatabın yargıdır dedi. Gün gelecek, devletin bağımsız adli makamlarında, mahkemelerinde gel buraya tetikçi Süleyman, bize hesap ver diyecekler. Bir tepki de İYİ Parti'den geldi. Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta CHP liderinin TÜİK'e alınmamasını eleştirdi. Bir genel başkanın randevusuz bile TÜİK'i ziyaret etme hakkının olduğunu söyledi. Soylu'nun açıklaması için mafya jargonu dedi. Tabii Sayın Soylu'nun bunu mekan basımı olarak ifade etmesinde çok talihsiz bir açıklamadır. Yani hep işte mafya jargonuyla konuşan İçişleri Bakanımız var. Bu mekan basma değildir, bir kamu kurumunun ziyarettir. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da yaşananlar için rezalet dedi. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı Türkiye İstatistik Kurumu'na bir ziyarete gidiyor. Çok doğaldır. Kapılar kapanıyor, içeri alınmıyor. Böyle bir kepazelik görülmemiş bir şey. Evet, Süleyman Soylu'nun tweetine tepkiler böyleydi sevgili seyirciler. Şimdi mekan hem haberimizde de var hem de sizler de biliyorsunuz zaten. Mekanın ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Mekan deyince akla ne gelir onu da biliyoruz. Öncelikle eğer ben TÜİK Başkanı'nın yerinde olsam, hani olmam da olsaydım, ilk önce bakın randevu vermemiş, ilk önce ben itiraz ederdim. Bir dakika, burası anayasal bir kurumdur. Hani o da tartışılır gerçi de, anayasal bir kurumdur. Burası bağımsız bir kurumdur. Burası bir devlet kurumudur. Burası bir mekan değildir. Mekan olarak adlandırılamaz. Ben de mekan sahibi değilim. Ben devlet görevlisiyim, kamu görevlisiyim. Ben de mekan sahibi değilim diye ilk açıklama ondan gelmeliydi. Mesela gelir mi? Elbette gelmez. Şimdi bir anlamda yani bu tarzda bu cepheden eleştirebilirsiniz. Ama öbür tarafta çok ilginç sevgili seyirciler. Şimdi mekan basmak. Mekan basma, mekan olunca mekan basılır. Ama bir de mekan kapatmak diye bir tabir vardır. Hani girersiniz mekanı kapatırsınız.
Anlatabiliyor muyum? Eğer orası bir mekansa, Sayın Soylu'nun sözlerinden yola çıkarak söylüyorum. Yani evet, mekansa eğer kapatmışlar. Yani TÜİK'i kapatmışlar. Mekansa kapatılmış. Şimdi buradan nereden tutsanız dediğim gibi elinizde kalan bir durum. Yakışmadı. Devlete yazık. Kamu kurumlarına yazık. Böylesine tartıştırılmamalılar. Hani güvensizlik bir tarafa, zaten güven falan kalmadı ama bir devlet kurumuna mekan demek akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Hani jargonu falan filan hepsini geçtim sevgili seyirciler. Hepsini geçtim.